Merhaba sevgili arkadaşlar. Evet, sizlerle beraber yine güzel bir konu işleyeceğiz. Konumuzun adı çarpanlar ve katlar. Hadi bakalım başlığımızı yazıyoruz. Çarpanlar ve katlar. Evet arkadaşlar, konumuz şimdi tamamıyla sayılarla ilgili. Biliyorsunuz hayatımızda birçok sayı var ve bu sayıların çarpılabildiği, bölünebildiği katlar var. Bu katlarla ilgili konuşacağız arkadaşlar. Bir örnek verecek olursak, mesela 6'ya örnek verirsek, 6 sayısını ne yapabiliriz arkadaşlar? 6, 2'ye ve 3'e bölünür, öyle değil mi? İşte biz de bundan bahsediyoruz. Hangi sayılara bölünebileceğinden bahsediyoruz. 6'nın aynı zamanda nedir? Bir de kendisine bölünebilme hakkı vardır. O halde 6 için ne deriz arkadaşlar? 6 için 1'e, 2'ye, 3'e ve 6'ya bölünebilir deriz. Değil mi arkadaşlar? Bir kendisine bölünebiliyor, bir 1'e bölünebiliyor, bir de 2'ye ve 3'e bölünebiliyor diyebiliriz. Ne deriz? Şu sayılar 6'nın çarpanlarıdır. Evet, 6'nın çarpanları diyoruz. Evet, işte biz de bunlardan şimdi bahsedeceğiz. Katlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Yine başka bir sayıyı verecek olursak, mesela 12'yi verelim bu sefer de. Bakın, 12 dediğimde 12'yi bakın, en küçüğünden ayırmaya başlayın arkadaşlar. 12. Bir kere 2'ye ayrılır. 2 ve 6. Doğru mu arkadaşlar? Evet, doğru. Daha başka neye ayrılabilir 2? Bakın. Burada yine 2'ye ve 3'e ayrılır. Öyle değil mi? Bir bakacak olursanız burada aynı şekilde dediğimiz gibi 2'ye 6'ya ayrılabilir ve 6 da 2 ile 3'e ayrılabilir. Peki eğer bunun çarpanları nelerdir dediğimizde, bakın dikkat edin, birbiriyle çarpma yoluna gidin arkadaşlar. 12 dediğimizde kendinize soru sorun. 12 1'e bölünür mü? Evet, bölünür. 2'ye bölünür mü? Evet, bölünür arkadaşlar. Peki 3'e bölünür mü? Evet, bakın 3'ü de görüyoruz. Başka 4'e bölünür mü? Bakın 2 ile 2'yi çarparsanız 4. Evet, 4'e de bölünür. Devam ediyoruz. 5'e bölünür mü? Burada 5 ile ilgili herhangi bir şey görebiliyor musunuz çarpım durumunda? Hayır. 6'ya bölünebilir mi? Evet, 6'yı da görüyorum. Peki 6'dan sonra bir de neye bölünebilir? Evet, kendisine bölünebilir dedik. Bakın 12'nin çarpanı ve katı dediğimizde, bakın şu görmüş olduğunuz sayıların tamamı nedir? 12'nin çarpanı ve katıdır arkadaşlar. Gelin devam edelim. Bir tane daha. Hangisi olsun mesela? 36 olsun. Bakın. 36 arkadaşlar, 2 ile en küçüğünden başlayın. 2 ile neye bölünebilir? 18'e bölünebilir. Öyle değil mi? 18'e. Hadi devam edelim. 18 2 ile neye bölünebilir? 9'a bölünebilir. Çarpan yapıyoruz. Arkasından bakın. 9 3 ve 3'e bölünür değil mi arkadaşlar? Size çarpanlar dediğinde, çarpanlara ayırma dediğinde bu şekilde bir çarpan katı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet, hadi gelin devam edelim. Başka neler yapabiliriz? Şöyle gördüğümüzde arkadaşlar 10 diyelim. Bakın 10 2'ye ve 5'e ayrılır. Öyle değil mi? Onun çarpanları nelerdir dediğimizde, onun çarpanı 1, bir kere baştan söyleyeceğiz. 2, arkasından 5 ve kendisini söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet, yani 10, 1'e bölünebilir, 2'ye bölünebilir, 5'e de bölünebilir ve arkasından 10'a da bölünebilir. Peki onun çarpanı 3 olabilir mi dediğimizde arkadaşlar, bakın burada bölünebilme kuralları çok ön plana çıkıyor. Bölünebilme kurallarını çok ciddi şekilde bilmemiz gerekiyor. 10 3'e bölünebilir mi dediğimizde, hayır, 10 3'e bölünemez sevgili arkadaşlar. Gelin bir örnek daha yapalım mesela. 20'yi yapalım. Bakın 20. 20 2'ye bölünebilir. Arkasından 10'a bölünür. Öyle değil mi? 2 çarpı 10 ne yapar? Evet, 20'dir. Arkasından bakın 2 çarpı 5. Değil mi? Hani bunu da ayıracak olursak, bunu da aşağı indirelim hatta. Bakın bunu da 2 şeklinde aşağı indirelim. Ne diyoruz? 2 çarpı 2 çarpı 5. Bakın yine ne yaptı arkadaşlar? 20 yaptı. Bundan başka olabilir mi? Olamaz. O halde 20'nin çarpanı olarak bakın ne diyebiliriz? 20'nin çarpanı olarak 1'i baştan söylüyoruz. 2'ye bölünebilir mi? Evet, 2'ye de bölünebilir. Peki 2 kere 2 4'e bölünebilir mi?
Dörde de bölünebilir arkadaşlar. Başka neye bölünebilir? Hadi bakalım. 2, 3, 4, 5'e bölünebilir mi? 5'e de bölünür. 5 kere 2, 10'a bölünebilir mi? 10'a da bölünür ve arkasından bir de kendisine bölünür diyebiliriz. Arkadaşlar, çarpanlar ve katlar dediğinde özüyle bölünebilme kurallarını bilmeniz çok önemli. Bir sayının çarpanını bulabilmek için bölünebilme kurallarına ihtiyacımız vardır. Bakın 20 dediğimizde 20'nin 2'ye bölünebildiğini nasıl anlarız? Son basamağının çift olmasıyla anlarız. 20'nin burada yine 10'a bölünebildiğini nasıl anlarız? Son basamağı 0 ise 10'a bölünebilir deriz. 5'e bölünebildiğini nasıl anlarız? Son basamak 0 veya 5 ise o sayı 5'e bölünebilir deriz. Evet sevgili arkadaşlar, sizlerle beraber çarpanlar ve katlar konusunu işledik. Bu konuyla ilgili de birkaç tane örnek verdik. Hadi bakalım bu örnekler size yetmesin, bol bol soru çözmeye.